Yine buyuruyorlar ki Eddu'a yenfe'u mimma nezel ve mimma lem yenzil. Nazil olan bir belalar var Allah Teala. Kulera geliyor, veba geliyor, işte kıtlık geliyor, afetlerin çeşidi geliyor, seller oluyor, sarsıntılar oluyor. Ha. Bunlara da faydası vardır. Ya Rab, koru sen bizi, memleketimizi şu gibi afetlardan, semavi ve arazi. Ha. Gelecekleri de var, gelmişi de var, geleceği de var. Gelecekleri de gelmişine de fayda eder, geleceğine de fayda eder. Geleceğe gelmez olur. Niçin? Yaptığımız duayla Cenab-ı Hak onu çevirir. Elinde ya kudret. Fe aleyküm ibadallah. Şimdi Cenab-ı Peygamber diyor ki siz ey Allah'ın kulları duaya devam ediniz. Yalvarmaya devam ediniz. Kendinizi buna veriniz. Onun için bizim büyüklerimiz bu duaya çok ehemmiyet vermişler. Bir sürü dua kitapları vardır ki okumakla bitiremezsiniz. Mesela Abdülkadir Geylani Hazretlerinin, Nakşibend Hazretlerinin, Şazeli Hazretlerinin, Muhiddin Arabi Hazretlerinin, efendim Rufai Hazretlerinin o kadar duaları var ki ne bu diller o duayı becerebilir ne de söyleyebilir. Fakat Evliyaullah'ın kalbine o nur ile inmiş, o nur sebebiyle onların dillerinden o dualar zahir olmuştur. O duaları bizim kendiliğimizden becerip de söylememize imkan yoktur. Muhakkak onların kitaplarına müracaat edeceğiz. Onların yaptıkları o duaları takliden, bizde taklit, onun içinden gelmiş de söylemiş, biz de ondan o söyledi diyerekten güzel hoşumuza gidiyor, taklit ederekten onu söylüyoruz. Fakat onun gönlü bizde yok. O gönlünden içinden söylemiş, fakat o iç alemi bizden yok, bizim dilimiz söylüyor yalnız. Onun için Allah-u Celle ve Ala en çok isteyeceğimiz şey haktan, ya Rabbi beni senin sevdiğin dininde sabit kıl ve senin dininin ehli kıl, layıklısı kıl ve sen beni, bana vermiş olduğun o gönlümü aç ya Rabbi. Şu göreyim dünyanı da ahiretinde. Bu dünyadaki şu görüşümüz, bu kısa bir görüştür. Asıl görüş, dünya ve ahireti görüştür. Ahireti göremeyen göz, körün yarım gözlü insan gibidir. Önünü görür ve ilerisini göremez hani. Ne diyorlar o gözlere bilmem? Yok mu diyorlar ne? Önünü görüyor, uzağı göremiyor. Uzağı göremediği için gözlük istiyor. Uzağı da görmek için. Ama bu dinde bu da körlük diyorlar. İmanındaki zafiyet dolayısıyla. İmanda kemal oldu mu? Dünyasını da görecek insan, dünyanın arkasından gelecek, ahireti de görecektir ki buna ilmi yakın diyorlar. İlmi yakın hasıl olmadıkça göremezsin o tarafı. Ancak önünü görürsün, sen edersin ki hayat hemen bu hayatı dünyadan ibarettir. Ahiret hayatını aklın ermez ve bilemezsin. Ta ki o ilim sende hasıl olmadıkça. O ilim sende kolaylıkla hasıl olmaz. Nefsinle mücadele edip nefsini ıslah etmedikçe. Onun için imamımız, İmam-ı Azam Hazretleri oğlu Hammade 20 tane nasihat etmiş. Çok güzel. Her nasihatı bir şahı eser yani. Bu nasihatının birinde oğluna diyor ki oğlum nefsini kendi haline bırakma. Onun her istediklerini yapma. O eğer Allah'a itaatsizlik ve kusur edecek olursa derhal onu cezalandır ve bunu da ihmal etme. Onu cezalandır, aç bırak, susuz bırak, efendim meşakkatli işler yaptırına ki ıslahı nefs ederekten Allah'ın yolundan ve peygamberin yolundan ayrılmasın diyerekten. Şimdi insanların tabii bir bilgileri var bugün, işte gökte de uçabiliyorlar. Bu bilgi Allah-u Teala'nın verdiği ilim, ilim sıfat-ı ilahiyedir. Bu sıfat-ı ilahiyesini kuluna da vermiştir Allah. Kulunda da bir ilim vardır ki Allah'ın ilminden gelen bir ilimdir. Bu ilimle çok şeyler yapacak. Bu aya gitmek, güneye gitmek ufak bir mesele kalacaktır yani. Daha çok şeyler bu insandan zahir olacak, tezahür edecek, meydana gelecek. Bu ilim, ilmi dünyadır bu yalnız. Bu ilmin faydası burada yaşadığın müddetçedir. Burada gözlerini yumduktan sonra senin ne atomun, ne uçağın, ne televizyonun sana para etmez.
Mezara girdin mi bir kere? Sana lazım olan ilmi ahirettir. Eğer bu ilmi ahiretten sende bir nebze yoksa, senin bu dünyada öğrendiğin birçok diller, birçok lisanlar, birçok efendim çeşitli bilgiler hiçtir yani, hiçten ibaret. Oradaki ilim, ilmi imandır. İlmi imandır. Onun mektebi yok. O mektepte öğrenilmez. Onu Allah-u Teala'ya yalvaracaksın, Allah sana verecek. Ona tasdik edeceksin, onun yolunda çalışacaksın. Çalışman nispetinde de Allah-u Teala sana o imandan nebzeler verecek, nasipler verecek. O nasipler dolayısıyla da dünyadan ahirete göçtükten sonra sana o ilim fayda verecek. Mesela şimdi Allah evimize hüsnü hatimeler nasip etsin. Burada bu dünyadan gitmeyen yok. Her gün bir şey vakte gelen çekilip gidiyor. Bizim de elbette bir gün vaktimiz gelip çekileceğiz. Onun için bu çekilme günde her gün isteyeceğiz. Ya Rab bana hüsnü hatime ver. Güzel öleyim ben. İman ile öleyim ya Rabbi. Senin yolunda senin razı olduğun hal üzerine öleyim ben. Bu muhakkak. Bundan kaçmanın imkanı yok kimse için. Öldük. İşte yıkıyorlar merasimle götürüp çukuruna koyuyorlar. Koyduktan sonra ister çukura konsunlar, ister konmasınlar, çukura konmak şart da değil. Derhal iki melek gelir başına. Allah tarafından yollamıştır. Orada sorarlar. Men Rabbüke ve anne büyük diye. O sorgunun altında. Şimdi iman ile gitmişse eğer giden. O izâ mâte ahadüküm urda aleyhi mak'aduhu. O içeriye gömülür gömülmez ona inkâne min ehl-i cennet ve min ehl-i cennet. Cennetteki yeri gösterilir imanlı ise. Suallere cevabı da verdi. Maşallah. Bak bakalım derler. Nasıl ki bugün televizyonlar uzak mesafelerdeki hadiseleri bize getiriyorsa, bu Allah televizyonudur ki hiç şeysi yok yani. Karartısı yok. Gözümüzün önünde cennet. Cennetteki yerimiz. Uçsuz bucaksız. Gözlerin görmediği envai çeşit şeyler, nimetler hazırlanmış. Onları görünce insan dünyada da görmedi, aklına da öyle bir şey gelmiyor zaten. Fakat onları gözünün önünde görünce kendinden geçer insan. Bunlar senin diyorlar. Elhamdülillah, çok şükür ya Rabbi. İmanı da güçlüğünün mükafatını görüyor. O sevinç sürur üzerine akşama kadar böyle baygın bir halde sevinç içerisinde iken akşamüstü diyorlar ki ey mümin bak şu yere bir daha bak. Bir daha bakıyor adam. Ne görsün? Güzellikler üzerine envaçlı güzellikler. İnsan bir yeşilliğe, bir manzaraya gidiyor da orada da bayılıyor. O ağaçların altındaki şelaleler akıyor, yeşillikler, güzellikler. Orada mesle hayran iken cennet hiç ona benzemez. Ne alalıklar. Onun içerisinde artık ne kabir hatırına geliyor, ne ölüyor hatırına geliyor. Adeta cennetteymiş gibi. Niçin? İmanının mükafatı. Allah Teala bunu veriyor. Bu hadis-i Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de rivayetinde bu hadis. Yediğinsiz gittiyse, yani bütün kuvvetini dünya düzüne, dünya ilimlerine vermiş, gökte uçuyor, ayları aşıyor, şuraya gidiyor, buraya gidiyor ama gittiği vakitte de imansız olarken gidiyor. Rusların girip de biz burada Allah göremedik dedikleri gibi. Haşa sümme haşa. Küfrünü artırmış, gitmiş. Buna da gösteriyorlar cehennemdeki yerini. Bakıyorsun ki cehennemin bütün envai çeşit azapları gözünün önünde tecessüm ediveriyor. Artık o kendinden geçiyor burada. Eyvah! Benim yerim bu mu? İşte senin yerin bu. Kazandığın ameline göre sana da yer. Onları görünce bitiyor o da kendiliğinden. O bitkin değil ha. Bir de akşam üzeri yine bir bak diyorlar. Vudüven ve aşiyya. Sabah akşam. Buna bu yeri gösteriyor. Ama o seneler geçmiş, çürümüş, kemikleri dağılmış, zerreler haline gelmiş, ne olursa olsun o zerrede de Allah-u Teala o hayatı yaratıyor. Mikropta hayat, gözümüzün göremediği mikropta hayatı yaratan Allah, senin de o zerrende o hayatı yaratıyor. Sen deme ki ben çürüdüm artık bitti iş. Öyle iş yok. Allah-u Teala'nın kudretinin hududu yok. O zerrelerinde de senin aynı şu bütün vücudundaki hayatı ufacık bir zerrende de tattırıyor Allah.
Onun için siz mezarlıklara girdiniz de mezarlıkları çinlemeyin diyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem boşuna dememiş. Onun altında yatan insan üzülür ondan. Kemiklerine sakın kırmayın, elleşmeyin. Çünkü onun kemiğini kırmak, dirinin kemiğini kırmak gibidir demiş. Bir mezarın üzerinde oturmak, ateş üzerinde oturmak gibi tehlikelidir. Niçin? Altındaki insanı üzüyorsun. Onun için girerken selam ver, Fatiha'yı oku, daha bildiklerini oku, oradaki envasın ruhlarına hediye et. Ondan sonra de ki mecburum artık sizin bu yolunuzdan geçmeye, bana müsaade edin de geç gideceğin yere kadar. Mezarlıklarda oturmak, ekmek yemek, yemek yemek, çay içmek kasvet-i kalbin alametidir. Ne kadar ruhsuz bir insan ki oradaki mevzaları unutmuş, kendi hayatını beslemeye çalışıyor orada. Ne kadar ruhsuz ve cansız bir insan.